Herkese merhabalar. İzmir Kemalpaşa'da fabrikamızın laboratuvar alanına burada bir epoksi kaplama işi yapılıyor. Dryfix epoksi astarla başlandı işlem. Daha sonra da self leveling kaplama yapılacak. Burada bir tabii ki beton silim işlemi yapıldı. Beton siliminin akabinde de bir epoksi astar yapıldı. Burada kenar köşelerde görmüş olduğunuz balık sırtı şeklinde epoksi kuvarsla beraber bir pah işlemi yaptık. Ondan sonra burada betonların arasında beton atılırken kesilen derzler vardı. Derzlerimizi epoksi astarımızla kalsiti karıştırarak bir derz dolgusu elde ettik. Aynı şekilde pahlarda da epoksi astarla kuvars kumunu karıştırarak pah elde ettik. Daha sonrasında da yine epoksi astarla bu pahlarımızı doyurduk ve şu anda da gayet güzel bir şekilde çıktı. Bu tabii ki epoksi kaplanan yerlerde, laboratuvarlarda, hastanelerde özellikle tüm detayların oval bırakılması isteniyor. Bu hijyen açısından önemli, antibakteriyellik açısından önemli, kolay temizlenebilirlik açısından önemli. Biz de o yüzden burada, burası bir laboratuvar olduğu için bu şekilde pah yapmayı tercih ettik. Epoksi astarımız üzerinde tabii 90-110 kum kullanıldı. Epoksi astarla beraber karıştırıldı. Daha sonra kum astar donduktan sonra da yine bir zımparalama işlemi yaptık. Zaten şu anda yüzeyde görmüş olduğunuz bu çizikler zımparalama işleminden kalan çizikler. O yüzeyde bir süpürge işlemi yapıldı. Bu yüzeyde zımparalama işleminden veya pahtan dolayı kalan kumlar, çok ufak tanecikler bile olsa onları almak istedik. Çünkü son kat epoksi kaplamayı yaptıktan sonra bunlar yüzeyde bir pürüz hata gibi gözükecekti. O yüzden bu temizliğe dikkat ettik ve iyice bir süpürgeleme işlemi yapıldı. Kumlu kuvarslı pahları şu anda da yine zemine yapılacak olan epoksi kaplama boyayla boyuyoruz. Önce şu anda tabii ki bir kat olarak kestirme fırçayla boyanıyor. Bu 24 saatte epoksinin kürlenme süreci olduğu için aşağı doğru akma ihtimali var. 24 saat üzeri dik bir yüzeyde kalmıyor epoksi kaplama. O yüzden zemine kaplama yapılırken bir ikinci kat daha geçilecek buraya. Burada gördüğünüz gibi maskeleme bantları var. Maskeleme bantları yarın epoksi kürlendikten sonra, kürünü aldıktan sonra, donduktan sonra buradan kaldırılacak ve simetrik olarak boyalar yüzeye uygulanmış olacak. Bu da tabii ki buranın daha şık bir görünüme kavuşması için maskeleme bantları önemli. Ustalarımız bu konularıyla ilgili de işlemleri yaptılar. Boya işlemine geçtik. Solventsiz epoksi kaplama boyası DFC 310 ile boyanıyor şu anda burası. Burada malayla uygulanıyor biliyorsunuz epoksi. Epoksi kaplama yapılırken burada 700 gram sarfiyat olması için malanın üzerinde dişler var. Bu dişlerin arasında dolgu malzeme dolacak şekilde geldiğinde bu istemiş olduğumuz sarfiyatı buradan ayarlayabiliyoruz. Hava kabarcıklarını patlatmak için arkadaşımız kirpi ruloyla, çivili ayakkabısıyla gezmeye devam ediyor. Şu anda zaten ürünün güzel yayılması burada kirpi ruloyla bu işlemi yapan arkadaşımızın işini kolaylaştırıyor. Epoksinin iyi yayılması demek malzemenin kalitesinin yüksek olduğu anlamına geliyor ve bu uygulamacıların önemsediği, ihtiyaç duyduğu bir özellik. Dryfix DFC 310 da burada yayılma konusunda gerçekten mükemmel bir ürün. Burada laboratuvarda bir epoksi kaplama işlemi yapılıyordu. Bu işlemin bir sonraki aşaması olan DFC 310 epoksi kaplama yapıldı. Self leveling kaplama uygulandı ve ortaya çıkan bu muhteşem görüntüyü görüyorsunuz. Burası bir fabrikanın laboratuvar alanı olarak kullanılacak. Hijyenik olması önemliydi, antibakteriyel olması önemliydi. O yüzden bu epoksi kaplama tercih edildi. Gerçekten üzerinde herhangi bir ek yeri olmayan, işte seramik gibi kaplamalarda olan derzlerin vesairenin oluşmadığı, üzerinde herhangi bir şekilde kirin tutunamayacağı ve temizliğin çok kolay bir şekilde yapılabileceği bir kaplama burası. Şimdi tabii 12 saat geçti uygulamanın üzerinden. Üzerine basabiliyoruz. 12 saat sonra üzerine yaya trafiği yapılabiliyor. Fakat 7 gün sonrasında da burası tam olarak eşyaları taşınmış olacak ve kullanıma başlanacak. Burada belki transparetler, ufak tefek taşıma ekipmanları da hareket edecek üzerinde. Bir hafta sonrasında 5-6 tonluk bir forklifin üzerine geçebileceği, üzerine hareket edebileceği ağırlığı kaldırabilecek bir trafik dayanımına sahip olmuş olacak. Fabrika zeminlerinde, depo zeminlerinde bu şekilde ağır yüklere dayanıklı, hijyenik, antibakteriyel bir kaplama olması sebebiyle epoksi tercih ediliyor.